Askerler kaçmış. Askerler kaçmış. Uyanma çakal sürüsü. Önemli değil. Zaten uyanma vakitleri gelmişti. Hadi. Şiar, şiar. Askerler kaçmış. Ne diyorsunuz lan? Ne kaçması? Yoklar şiar, nöbetçileri öldürmüşler. Ulan o kadar adamsınız lan. Nasıl kaçar iki askere? Beceriksiz herifler. Bulun onları. Bulun, uzağa gitmiş olamazlar. Bulun! Ulan! Ulan! Yeri gördün mü? Yok. Görüş alanında değil. Canlı alacağız onları. Dur hele. Sesler kamptan geliyor. Hadi geri dönelim. Yok yok, oradan gelmiyordur. Yani benim çok acil işim var, gitmem lazım. Hadi dön geri, dön. Kampa gideceklermiş. Sanki gidecek bir kampları kaldı. Bizimkiler şenliği başlatmış babalar. Hadi. Burasını cehennem ateşine çevirdik. Manzara süper be. Şiarı da indirirsek işte o zaman mutlu son. Mutlu sonları çok severim. Hadi bastır hadi. Ulan helal olsun yiğitlere be. Burayı resmen cehennem çukuruna çevirmişler. Yemek de kazanamıyorlar ama savaş da kazanıyorlar. Helal size be. Yemek yapmasın da öğrenciler komutanım. Onu da öğrenecekler. Savaş! Kılıç yetişti, savaş! Kılıç da geldiğine göre artık buralar panayır! Hadi! Çakal'ın yolladığı yeni roket atarı kullanın. Emin misin Şiar? Eminim tabii. Hepimizi teker teker öldürsünler mi? Görelim bakalım Çakal Efendi. Yolladığın silah ne kadar etkili. Nedir böyle? Uş pepo. Yoksa bizim çocuklar mı?
Allah ne olur ya Rabbi, ne olur onlar olmazsın. Ya, ya bir işe yararsın elbet Seyfi. Arabayı mı alsam acaba? Ya burası dağ kestirmedir ya. Hadi bismillah. Komutanım, savaşta Görkem. Komutanım, çocuklar görünmüyor. Bunların işi bitti. Şu askerleri de uçurun, hadi, hadi! Bektaş baba, göm şunları! Emredersiniz komutanım. Eğer o çocuklara bir şey yaptıysanız, burayı cehenneme çeviririm lan. Burayı cehenneme çeviririm. Yürü kaydan sizin azrailiniz olacak iç sürüsü. Çekiç baba. Emredin komutanım. Baskı atışıyla beraber çıkıyoruz buradan. Emredersiniz komutanım. Kılıç, emrimle bas. Sızmalarına izin vermeyin hadi. Komutanım, sol taraftan yaklaşıyorlar. Ben de Karaca. Bektaş, Görkem'le savaştan bir iz yok mu hala? Hayır komutanım. İlyas, baskı ateşini arttır. Emredersiniz komutanım. Lan bunlar mantar gibi yerden bitiyor. Bir şunları çekeç. Emredersiniz komutanım. Görkem, savaş. Hadi bir ses verin be gözüm be. Çekiç, çıkıyoruz babalar. Emredersiniz komutanım. Sızmalarına izin vermeyin, hadi, hadi! İlbeyli, Çiğitepe! Komutanım, yaşıyorlar. Vallahi da yaşıyorlar, billahi de yaşıyorlar. Sizin Allah'ınıza kurban be. Kurtlarım benim. Yaşıyorlar. Vallahi yaşıyorlar komutanım. Çok şükür be. Komutanım, çok iyiler. İyi olacaklar tabii Bektaş. Ulan, ulan bunlar ölmemiş. Dokuz canlı mı lan bunlar? Hadi bastırın, hadi. Şunlara bak. Ortlak görmüşe döndüler. Biz kolay ölmeyiz oğlum. Çekiç. Emredin komutanım. Çocukları sıkıştırıyorlar. Emrine çıkıyoruz. Emredersiniz komutanım. Kılıç, baskı atışı, çık! Hadi! Babalar, iyi misiniz? İyiyiz komutanım, iyiyiz. Bomba giriş komutanım. Hey be, koşarım ben. Gözüm, siz nasıl kurtuldunuz ya? Yani anlayacağınız komutanım, benim yeteneğim ve zekam sayesinde kurtulduk. İlla kendine pay çıkartacak. Yalan mı? Lan! Dayı bağırıyor burada. Elini çalışsın. Çene berber makası gibi. Haydi kılıç! Ateşi odun atıyorum lan! Komutanım, bizimkiler formunda. Sonunda bir yerdeyiz. O zaman ne diyoruz komutanım? Şimdi bu şerefsizler düşünsün. Aynen öyle Karaca. Hadi bakalım. Çekiç baba. Vakti geldi. Ne demişler? Eliye var. Uça ne var komutanım?
Lan lanet olsun. Lanet olsun! Biliyorsun. Dur ya, benim Seyfi. Seyfi abi. He. Ya bu kılıkta çatışmaya gelinir mi ya? Maazallah kaza kurşununa kurban gideceksin. Ya iyi misiniz ha? Hepiniz iyi miyiz? İyiyiz abi, iyiyiz. Sizden de çekiç. İyiler abi, hepsi iyi. Peki Gökhan'la Savaş? Abi onlar da iyi de senin bu halin ne ya? Ya sorma ya. O gümbürtü koptu ya. Yani ben dedim vallahi gitti bizim çocuklar vallahi ya. Ödü korktu ya. Asubayım, yaklaşanları indir hadi. Emredersiniz komutanım. Seyfi? Hey, Selcan komutanım, iyi misiniz? Birazdan daha iyi olacağız Seyfi. Ya burada şenlik var ya, böyle çok güzel görünüyordu dedi, ben de katılayım. Komutanım, Seyfi de burada. Oo, sakallı. O da bir el atsın o zaman, hadi bakalım. Gözlükleri açmış ha, Seyfi. Gözlük mi? Ya ben de diyorum, niye vuramıyorum ya? Seyfi, Peruk da farklı bir hava katmış. Eyvallah! Kılıç, o şiar denen şerefsize canını istiyorum. Hadi çıkıyoruz. Eğit, yaklaşmalarına izin vermeyin. Durdurun şunları, geç şuraya! Alo, kap baskın yedi. Kim olacak asker? Türk askeri. Tamam, tamam anladım. Benim buradan çıkmam lazım. Şiar denen şerefsiz ortalarda yok. Selcan baba, sen çekiçle Bektaş'ı al, etrafı kontrol edin. Emredersiniz komutanım. Fazla uzaklaşmayın, dikkatli olun. Emredersiniz. İlyas, sen de çocuklara bak. Emredersiniz komutanım. Biz iyiyiz komutanım. Komutanım, biz taş gibiyiz. Maşallah. Kesinlikle komutanım, aslan gibiler. Sattılar mı? Oh be, sonunda. Ya. Geçmiş olsun. Eyvallah komutanım, sağ olsun. Sokollu Yafet.
Şekil yapmışsın. Biz bandı çocukların yanında el et deme. Komutanım, aslında Afet Doktor Seyfi de bizi muayene edebilirmiş. Sakalli doktor. Doktor oldum öyle değil. Bak. Amele bak. Yakıştı. Bir bakayım. Aynı şey gibi oldu gibi. Ben de bir şey eksik diyordum. Şimdi oldu. Seyfi, bu arada çok sağ ol. Neşterin bayağı işe yaradı. Vallahi Seyfi, maymuncuk gibi adamsın. Kılıklar falan değiştiriyorsun. Helal olsun sana. Aynen öyle. Ha buldum buldum. Bin bir surat Seyfi. Bundan sonra sana öyle diyelim. Bin bir surat diyor ya. Yani estağfurullah arkadaşlar. Yani elimizden geldiğince bir şeyler yapıyoruz tabii. Yani ama bende daha ne numaralar var. Ama hepsini birden yapıp böyle yüzüm eskisini istemiyorum tabii. Yani çok sürprizlerle dolu bir adamım vallahi. Hadi at havanı at. Büyük iş başardın. Şahitsiz değil. Yani işe yaradım. Bak izbondut vallahi beni övdü. Kur'an çarptı beni övdü. Bıcılar yarcar kolunda mercan. Ben sana kayran uyanman aman. Bıcılar yarcar kolunda mercan. Yarim için mestane, yarim için mestane. Lan! Lan! İlla şey kulağına su kaçıracaksın Seyfi. İyi ki bir şey dedik ya. Seyfi'de harbiden ne numaralar varmış ama ha. Adama baksana oğlum. Türkiye'yle moonwalk yaptı be. Ha, Sercan baba, bir şey var mı? Şiarla ilgili hiçbir iz yok komutanım. Tabii, sıkı görünce girişi kırdılar. Burada daha fazla kalamayız. Çekiş baba, uydu. Oturun. Çocuklarla ilgili bir durum var mı? Henüz yok komutanım. Assubay Gümüş. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Yüzbaşı Bozkurt. Çevrim içi yap. Emredersiniz. Tüm general kurtarmış. Dinliyorum yüzbaşım. Komutanım. Assubay İlbeyli ve Assubay Çiğiltepe'yi aldık. İkisinin de durumları iyi. Çok güzel. Peki bu Şiar Kotatlı teröristle ilgili bir şey var mı? Kampı imha edildi komutanım. Ancak kendisini ele geçiremedik. Anladım. Komutanım. Takip için. Yüzbaşım, şu andan itibaren bizim o bölgede kalmamız büyük risk oluşturuyor. Onun için o Şiar Kotatlı teröristin takibini istihbarat birimlerine bırakıyoruz. Derhal sınırı geçip Tugay'a ulaşın ve Ankara'ya dönüş hazırlıklarına başlayın. Emredersiniz komutanım. Kılıç, gidiyoruz. Hoş geldin Şiar. Hoş geldin. Öyle mi? Size burada hava hoş. Hani asker buraya giremezdi? Hani sizden habersiz kuş uçmazdı? Sakin ol Şiar. Böyle kaçaklar olur. Ufak tefek şeyler bunlar, takılma. Ufak şeyler öyle mi? Türk askeri kampımı havaya uçurdu, havaya. Bir sürü adamım öldü. Ben canımı zor kurtardım. Bunlar ufak şeyler, takmayayım. Öyle mi? Geç otur şöyle. Bir şeyler iç. Sonra konuşuruz, geç. Bence üzerine soğuk bir su içsin. Kampımın üstüne soğuk bir su içeyim. Öyle mi? Umrunuzda değil. Umrunuzda değil. Şiar, seni oradan aldık, buraya getirdik. Bak, güvendesin şimdi. Çakal, benim tek başına güvende olmam bir işe yaramıyor. Kampım gitti. Adamlarım gitti. Örgütle sıkıştıracak beni. O askerleri en başta öldürebilseydin şu anda bu durumda olmazdın. Senin beceriksizliğin. Senin benimle derdin ne? Ne oldu? Gerçekleri söylemem zoruna mı gitti? Şişt. Ne oluyorsunuz lan? Ha? Geç otur şuraya. Şişt. Geç şuraya otur dedim sana.
Sen de sakin ol Artin. Görmüyor musun adamın halini? Bakın, önce bir şeyler yiyelim. Bir rahatlayalım. Ondan sonra neler yapabileceğimizi konuşuruz uzun uzun. Anlaşıldı mı? Böyle saçmalıklarla uğraşmaya gerek yok. Yolumuz çok uzun beyler. Daha yapılacak çok işimiz var. Türk askerinin bu eylemini yanına bırakmayacağız. Ama doğru zamanda, doğru mekanda. O yüzden sakin ol. Sağ ol babalar. İlaç niyetine yemin ediyorum. Doğru vallahi komutanım. Çaysızlık çarptı bizi. Sağ ol doktor. Komutanım. Babalar ne oldu ifade işi? Kampta gördüğümüz, duyduğumuz her şeyi anlattık komutanım. Karargâhda bilgi geçirdikler komutanım. İyi bakalım. İnşallah oradan bir şey çıkar. Yüzüm, çaylar taze. Alsanıza. Sağ olun komutanım. Komutanım, helikopter iniş yapmak üzere. Tamam babalar. Kılıç, şu çayları bitirip gidelim. Haydi. Kurpuz baba arıyor. Emredin komutanım. Anladım komutanım. Emredersiniz komutanım. Tamam, ben sizden haber bekliyorum. Ben gelmiyorum İzbandut. Kopuz baba öyle dedi. Demek ki bir şeylerin peşinde. Şş, bana bak Seyfi. Kaç tane canın kaldı bilmiyorum ama dikkatli olacaksın. Sen merak etme İzbandut diyor. Buralar benden sorulur artık ha. Bende yani. Kılıç, hadi gidiyoruz. Hadi. Zorlu bir görevin daha üstesinden başarıyla geldiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Sağ ol. Asteğmen Subaşı'nın durumu iyi. Hastanede tedavisi devam ediyor. Ayrıca Asubay İlbeyli ve Çiğil Tepe'ye de tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Tabii şimdi revire geçiyorsunuz, kontrolleriniz yapılacak. Komutanım biz iyiyiz. Asubayım. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Yarın izinlisiniz. Ancak telefonlarınız açık olsun. Her an ulaşılabilir olacaksınız. Emredersiniz komutanım. İstirahat et. Sağ ol. Yüzbaşım. Emredin komutanım. İşim bittikten sonra odama gel. Emredersiniz komutanım. İşbektaş, beni bekle. Hastaneye beraber gidelim. Emredersiniz komutanım. Yani aslında Türk gibiyiz. Birbirine gerek yok ama. Neyse. Neyse ha. Kopuz albaya gidip bir daha itiraz et istersen ha. Etsin. Etsin de kırayım kafasını. Tam revirlik olsun o zaman. Tamam be, hadi yürü. Hadi. Komutanım. Bunlar o kampta nasıl birbirini öldürmemiş hayret. Vallahi haklısın gözüm. Doğan. Sen bir şey mi diyecektin? Şey komutanım. Ben Bektaş komutana geçmiş olsun diyecektim de komutanım. Sağ olasın Doğan. Bu gece hastanede kalacaksınız herhalde komutanım. Evet. Bu gece oradayım. Sen rahat uyuyabilirsin. Yok yok, onun için demedim. Vallahi onun için demedim komutanım. Hani kardeşinizin canı bir şey çekmişse kantinden hazırlatayım diye şey ettim. Yani orada bir başına canı bir şey çekmiştir, ondan söyledim komutanım. Eyvallah Doğan, sağ olasın. Eğer canı bir şey isterse ben oradan çözerim. Gitmişken geçmiş olsun dileklerimi de iletirseniz sevinirim komutan. Söylerim. Sağ olasın. Siz sağ olun komutan. İyi akşamlar komutan. İyi akşamlar. O Şiar Kod teröristin hiç adamı kalmadı. Kampı da havaya uçtuğu için ciddi desteğe ihtiyacı olacaktır. Ve aldığı bu yenilgiden sonra örgüt ona bu desteği sağlar mı? Hiç emin değilim. Komutanım bunlar
Görkem'le Savaş'ın bahsettiği tipler. Kampta gördükleri. Çakal ve birisi daha. Sanırım bunun ipini onlar tutuyor. Doğru, benim de tahminim o yönde Yörük. Çakal'la ilgili arşiv ve alan araştırması sürüyor. Bölgedeki varlığı, örgüt içindeki etkinliği, menfaat ilişkileri, hepsini araştırıyoruz. Önce Şiar'ı temizleyeceğiz komutanım. Sonra diğerlerine sıra gelecek. Merak etme Yörük. O Şiar denen alçak bölgedeki sözde itibarını korumak için mutlaka kafasını çıkaracaktır. Çıkarmasını sağlayacağız. Ve o kafayı ezeceğiz. Merak etme. Albay Kopuz. Evet. Tamam asubayım, hemen geliyoruz. Asubay İlbeyli ve Çiğiltepe'de hemen hareket merkezine gelsinler. Çakal'la ilgili bilgiler gelmeye başladı. Gel benimle. Evet asubayım, ne var elimizde? Komutanım. Çakal kod teröristi yaklaşık bir yıl öncesine kadar kuzeyde Kafkasya bölgesindeymiş. Oradaki bazı yeraltı unsurlarına silah sağladığı belirtiliyor komutanım. Ayrıca adam toplanması için örgüte nakit desteğinde bulunduğu da belirtiliyor. 6 ay öncesinde de güneyde örgütle görüşmeler yaparken görülmüş komutanım. Yine örgüte silah desteğinde bulunduğu ve bölgedeki uyuşturucu trafiğini yönlendirerek örgüte nakit akışı sağladığı belirtiliyor komutanım. Türklere karşı yapılan bütün ittifakların içinde yani şerefsiz. Çakal işte komutanım. Çakallığını yapıyor. Ama kurtlarla uğraşıyor, haberi yok. Gelin asubayım. Kampta gördüğünüz adam bu muydu? Evet komutanım. Şiar'ın yanındaki adam buydu. Çakal buydu komutanım, evet. Şiar'ın üzerinde büyük bir etkisi var gibi duruyordu komutanım. Peki Çakal'ın yanında bulunduğunu söylediğiniz adam, o da bu fotoğraflarda var mı? Hayır. Hayır komutanım. Yok. Anladım. Ama eşkali aklınızda. Yani bir robot resim çizdirebiliriz, öyle değil mi? Evet komutan. Asubayım, robot resim çizilmesiyle ilgili hazırlıklar yapılsın. O resmi bu gece masamda istiyorum. Yaparsınız. Peki, çıkabilirsiniz asubayım. Yüzbaşım. Emredin komutan. Sen de istirahat et. Benden haber bekle. Emredersiniz komutanım. Alper, uyuyor muydun? Yok Gökçen hemşire, öyle yat yat sıkıldım artık. Bak bir misafirin geldi, belki biraz sıkıntını giderir. Alper. Abi. Aslanım, nasılsın? İyiyim. Kalkma, kalkma, kalkma. Çok iyiyim. Bunu artık sahibine verelim değil mi? Bulmuşsun. Buldum, buldum aslanım. Abi anneme babama... Yok, yok. Onlara bir şey söylemedim. Olanlardan haberleri yok. İyi yapmışsın. Komutanım. Komutanım özür dilerim. Ben kardeşimi görünce sizin geldiğinizi unuttum. Sorun yok Bektaş baba. Büyük badire atlattınız. Normal. Size de çok teşekkür ederiz. Yani siz olmasanız komutanım... Önemli olan herkesin iyi olması Alper baba. Hadi geçmiş olsun. Hadi abi kardeş hasret gelir. Sağ olun komutanım. Hadi geçmiş olsun. Görüşürüz. Aslan nasılsın? İyi abi, ne olsun işte, sağ olsun. Çok iyi baktılar bana. Gökçen bayılıyorum öyle mutlu sonlara. Sayenizde Haydar Bey. Biz de kendi çapımızda bir şeyler yapıyoruz işte. Çocuğu kreşten alalım da çıkalım biz de. Bak aklıma bir şey geldi. Şöyle sen, ben, yavru kurt, çıtır çekirdek aile, akşam dışarıda bir şeyler yiyelim. Aa, gerçekten mi ya? Evet, ne zamandır bir şey yapmıyoruz ailece. Ya, Haydar ya. Benim düşünceli kocam. Hadi gidelim. İyi, hadi. Ne
Haydar, sen şey demiştin, Felek'ten bir gece çalalım. Evet. Değil mi? Ailecek. Ailecek dedin, evet. Şey, dışarıda yemek yiyelim. Bunu mu kastetti? Tam olarak bunu kastettim Gökçen. Bunu mu kastettin Haydar? Evet, tam olarak bunu kastettim. Kelleciği mi kastettin Haydar? Kelleciği kastettim. Çok güzel kastetmişsin Haydar. Çok iyi kastederim. Ya bak Gökçen, öyle bir kelle yiyeceksin ki hayatın boyunca unutamayacaksın. Ne diyorsun ya? Yemin ediyorum. Aa, heyecanlandım şu an. Geçici körlük yapar yemin ediyorum. Aa. Kendime. Tabii. Vah. Ha. Gel garson baba. Bak şunu. Hadi. Şey. Şimdi babalar. Bana bir tam kelle, bizim hatunla bu aslan parçasını da yarımşar. Ya da onlara da tam getir. Haydar artık. Ya o, sizin yemediğinizi ben yerim ya. Kalanı ben yerim. İçecek bir şey? Yok, içecek istemem. Hatun. Nasıl? Nasıl değil, ne içeceğim? Ne içeceğim Haydar? Ne içeceğim ben be Haydar? Boş ver be. Ne içeceğim ben? Boş ver. İçmeyeceğim bir şey. İçmeyeceğim. İstemez. Tamam, bu kadar. Biraz acele olsun, çok açım. Hemen. Oh be, keyfim yerine geldi. Var ya, midemiz bayram edecek bu akşam ha. Tabii, bayram. Bayram böyle bir şey olsa gerek, tabii, evet. Ha, ne oldu? Ne olsun Haydar, ne olsun. Ben böyle bembeyaz masa örtüleri şöyle şık, şöyle güzel bir restorana... Ama tabii kısmet. Buranda ne yazıldıysa o, kısmet. Ne? Ne olsun Haydar işte, hayaller, hayatlar diyorum. Değil mi? Hayal gibi bir gece. Hayal gibi bir kelle yiyeceğiz ya. Rüya gibi. Var ya, ben çok düşünceli bir adamım ya. Muhakkak. Muhakkak öylesin. Evet. Babalar hadi ya. Tansiyonum düştü açlıktan. Naps, şak şak şak. Allah aşkına heyecanlanma Haydar. Kaçmıyor bir yere, tamam. Zibiri şak şak. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Acıktın mı? Ah, bizim evde herkes aç. Herkes hep aç. Açım. Aç mısın? Sen de mi açsın? Albay Kopuz. Dinliyorum. Ne zaman oldu peki bu? Tamam, anladım. Türkiye'ye gelişi için benden haber bekleyin. Evet. Tamam, ben sizi arayacağım. Müzik
Doğan abi. Doğan abi uyan. Ya git başımla Caner ya. Doğan abi. Doğan abi kalk ya. Kopuz albay geldi bak. Ha gelmiş. Kesin gelmiştir, gelmiştir. Abi vallahi geldi. Kendim gördüm ya. Gel Caner çek elini yani ya git. Başkasıyla yelene uyuyorum burada Allah Allah ya. İyi. Sen bilirsin abi. Sonra fırça yersen kimseye bahane bulma vallahi. Ben elinden geleni yaptım. Hakikaten geldim lan. Abi benim sana yalan borcum mu var ya? Oğlum bak doğru söyle. Ateşte oynama Pinokyo yakarsın kendini. Abi doğru söylüyorum. Ulan bir gün eve gitti diye sevindiydik. Bendeki şansa bak arkadaş ya. Abi istersen sen hazırlanasaya kadar ben bir sorayım çay kahve bir şey içer mi diye. O kadar uzun boylu değil orada bir dur. Orada bir dur ağır olma la desinler. Kopuz albay impostası kim? Benim ben. Onu ancak ben sorarım Caner. Hadi bakayım. Hadi işine bak. Hadi yavrum. Hadi kardeşim. Hadi bakayım nöbetine. Tamam abi ya. Sana da bir şey söyledik bir araba laf ettin ha. Hadi oğlum. Hadi canım. Hadi yavrum. Hadi Naş. I want to see your ancestors. Caner'e bak sen ya. Aklınca kopuz albayın gözüne girmek için ne numaralar çeviriyor. Tövbe lan. Yoksa bunun benim makamımda gözüm mü var? Yok lan o kadar da uzun boylu değil. Olur mu da olur ha. Ah be kopuz baba be. Rüyanda karar yağ mı gör? Adam tam işkolik oldu çıktı be. Gel. Doğan sen burada mıydın? Komutanım. Sizin geldiğinizi duyunca bir sorayım dedim bir şeye ihtiyacınız var mı yok mu diye komutanım. Yok Doğan sen yatabilirsin bir şeye ihtiyacım olmayacak. Ha. Acil bir durum mu var komutanım? Nasıl? Ne bileyim böyle apar topar gelince insan panik oluyor haliyle komutanım. Hani hastalık var, ölüm var, doğal afet var, yangın, tufan, çığ, deprem. İnsanın aklına bin türlü şey geliyor. Yani herkes iyi mi komutan? Doğan hadi oğlum çık dışarı hadi. Ha, emredersiniz komutan. Yine bir şeye ihtiyacınız olursa aklınıza gelirse Doğan çık dışarı git yat. Ortalıkta dolanma tamam mı? Hadi. Emredersiniz komutan. Gel. Komutanım, istediğiniz bilgiler. Sağ ol subayım. Elimizde olman, bakalım şiar için ne kadar önemli. Evet Seyfi, artık başlıyoruz. Evet, şiarla ilgili harekete geçiyoruz. Ama öncelikle örgütün kulağına kar suyu kaçıracağız. Onların duyması gereken bir gelişme oldu. Ve bu onların hiç hoşuna gitmeyecek.
baba. Ben senin komutanın olarak bir kızla arkadaşlık edemezsin diye bir emir veremem. Yani resmi olarak benim böyle bir yetkim yok. Komutanım, anlayışınız için çok teşekkür ederim. Ancak benim kızım için neler yapabileceğimi hayal bile edemezsin. Senin başına ne zaman, nerede, nasıl bir bela gelir bilemezsin. Onun için şimdi gözümün önünden toz ol. Yok ol! Emredersiniz komutanım. Sabah sabah ne işi var ya bunun? Ne bileyim oğlum. Geldi çaldı kapıyı. Açtım daldı içeri hiçbir şey söylemedi. Hani beni görmedi bile. Baksana. Boşluğa bakıp kendi kendine konuşuyor. Ne konuştuğunu anladın mı? Yok. Kendi ağzında geveliyor. Anlaşılmıyor ki. Hasta falan mı acaba? %100. Baksana. Rengi sapsarı. O zaman bir konuşmayı deneyelim biz. Hadi gel. Benim çok acil Türkiye'yi terk etmem lazım. Evet, Kosova'ya gidebilirim ya da Afganistan'a. Aynen, oradaki birliklere tayinimi isteyebilirim. Ama olmaz. Paşa beni orada da bulur. Koskoca paşa bu. Orada da bulur beni. Yani Fizan'a kadar gitsem orada da bulur beni. Olmaz, Fizan'a da gitsem bulur. Olmaz. Komutanım. Komutanım iyi misin? Olmaz. Ha, askerlikten istifamı isteyebilirim. Evet. Olmaz, salak mısın İlyas? Olmaz. Aklını kullan. İstifa edersen dilekçeyi karargaha götürmen lazım. Orada paşa seni görür. Olmaz. Benim ölmem lazım. Ben en iyisi öleyim ya. Ben öleyim. Öleyim de bari kafam rahat etsin. Hayırdır Görkem? Apar topar çağırdı bizi sabah sabah. Gelin komutanım. Kendi gözünüzle görün. Buyurun. İlyas? İyi misin İlyas? İlyas? Gözüm iyi misin? Buldum. Kendimi camdan atayım. Ama burası olmaz. Burası ikinci kat. Buradan atlarsam en fazla kolum bacağım kırılır. Hem paşa beni görürse kaçamam da yani. Olmaz. Şöyle beşinci kat falan olsaydı iyiydi. Oradan kafa üstü atlardım, kafam patlardı. Oh, temiz hava hale giderdim. Olmaz. Olmaz. Bu da olmadı. Ne yapacağım ben? Ben en iyisi öleyim. Ne olmuş lan buna? Komutanım. Bilmiyorum yani biz de işte korktuk. Sizi aradık. İlyas. Gözüm. İlyas. Lan. Komutanım. Komutanım. Komutanım ya. Komutanım. Sizin ne işiniz var burada yoksa ben öldüm mü? Cenazeme mi geldiniz? İlyas kendine gel. Ne cenazesi? İşte benim cenazem. Benim cenazem. Assubay Kadersiz Çavuş İlyas Karaca'nın cenazesi. Ayça arıyor. Açamam. Kutalmış başı öğrenmiş. Evet. Yakalandınız mı? Eyvah eyvah. Mevzu çok fena. Çok fena. İlyas. Biliyorsun değil mi? Şapa oturdun. Oturdum. Bittim ben. Bittim ben. Baba. Bir şey söylemeyecek misin? Acelem var Ayşe. Sonra konuşacağız. Keşke bizden öğrenseydi, keşke.
Lan yok, mümkün değil. Açmam. Hayır. Ya İlyas, açsana telefonu. Kız belli ki merak etmiş, ısrarla arıyor, baksana. Yok komutanım, belki Eren Ayça değildir. Kutalmış Paşa arıyor olabilir. Ayça'nın telefonundan bana tuzak kurmuş ve arıyor olabilir. Evet. Oğlum ne tuzak kurması? Telefonda kafana silah mı dayayacaktır? Aç telefonu. Ya yok komutanım. Bana en son nerede, ne zaman, başına ne geleceği belli olmaz dedi. Yok kalsın, ben istemiyorum, açmayacağım. Olmaz. Alo Ayça. Selcan ben. İlyas burada, veriyorum. Hayır. Açmıyorum. Hayır. Konuşmam. Alsana şunu. Konuşmam. Komutanım, bu yine gitti. Ben müdahale ediyorum. Konuşmam. Olmaz. Hayır. İlyas. Hayır. Kendine gel. Hayır. İlyas. Hayır. Başlamışım. Hayır. Bir saniye. Hayır. İlyas. Hayır, açma. Al şunu. İlyas. Açsana. Hayatta açma. Kız merak ediyorsun. Açma. Açsana. Alo Ayça. İlyas neredesin ya? Öldün mü kaldın mı? Neredesin sen? İyi misin? İyiyim. Merak etmiş beni ya. Allah. İyiyim. Merak edecek bir şey yok. Yani arkadaşlarla kahvaltı yapıyorduk. Öyle muhabbete dalmışız, gırgır şamata falan. Görmemişim, duymamışım yani telefonu. Sen nasılsın, ne yapıyorsun? İyi değilim tabii ki İlyas. Ya sen sabah ne yaşadığımızın farkında mısın? İyi değilim tabii ki. Başımıza ne geldi ki ya? Ha. O meseleyi diyorsun ya sen ya. Tamam, sorun yok. Yani Kutalmış Paşa, ya tabii biz söylesek daha iyi olurdu ama artık kendi gördü, yapacak bir şey yok yani. Yani olan oldu, çok sorun değil. Ben konuşacağım kendisiyle zaten. Zaten konuşacaktım biliyorsun. Halledeceğim yani. Çok sorun yok. İyi madem yani, tamam. Bak ama birlikte gidip anlatalım, tamam mı? Ya zaten çekti gitti, dinlemedi bile beni. Çok huzursuz hissediyorum kendimi. Tamam, sorun yok. O iş bende, rahat ol sen. Tamam peki o zaman. Hadi görüşürüz. Çok korkuyorum ben, öldüm, bittim ya. Vallahi bittim ben. Az önce kıza öyle demiyordun İlyas. Ne yapayım? Komutanım, harekatları gördünüz mü, harekatları? Yok, gidecekmiş de konuşacakmış da. Tövbe. Serseri bu ya. Vallahi. Kim geldi? Kutalmış Paşa olabilir. Birilerini yolladı kesin beni alsın diye. Helikopter sesi falan duydunuz mu? Telefonumu dinletiyor olabilir. Takibe takılın. Uydu takibi yapmış olabilir. Ne? Komutanım, siz miydiniz? Kim bekliyordun? Kutalmış Paşa'yı mı? Olay var dediler, geldik babalar. Sarışın, ne yaptın? Vasiyetini falan yazdın mı? Yok. Hayır, bence yazmaya başlasan iyi olur. Çünkü bir iki güne Kutalmış Paşa seni ortadan kaldırır. Komutanım, ne olur öyle demeyin ama ya. Söylerim İlyas, söylerim. Çünkü sen hak ettin randevu İlyas. Anladın mı? Bir işe kalkışıyorsan sonuçlarına katlanacaksın. Yan kepçesini yanında taşır İlyas. Artık yani seni Kutalmış Paşa nasıl öldürür? Yani boğazını mı keser, eliyle mi boğar, kafanı mı sıkar, bir yerden mi aşağı atar? O tamamen onun inovatif düşünce yapısına kalmış. Acıktım ben. Yiyecek bir şey yok mu? Ha? Yok mu? Meseleyi kısa sürede çözmeliyiz. Sıcağı sıcağına halledelim bu iş. Evet komutanım. O yüzden operasyonun ilk adımını gece başlattım zaten. İşe yarayacak diyorsun yani. Evet komutanım. Mizgin kod terörist dün öğle saatlerinde Kuzey Irak'ta jandarma istihbarat tarafından ele geçirildi. Şu anda ellerinde tutuyorlar. Türkiye'ye göndermek için de bizden haber bekliyorlar komutanım. Peki bu Mizgin denilen herifin etrafındakilerle ilişkisi senin tahmin ettiğin düzeyde mi? Yani bunları harekete geçirebilecek mi? Komutanım, Çakal Kod teröristle bağlantısını ilk araştırmalarımızda ortaya çıkarmıştık zaten. Ayrıca Şiar Kod teröristle de geçmişte birçok operasyonu beraber yürütmüşler. Ama asıl önemli olan Mizgin Kod terörist bunların kara kutusu. Yani bizim o kara kutuyu deşifre etmemizi önlemek için muhakkak harekete geçeceklerdir. Dinliyorum.
emin misiniz? Tamam, tamam. Anladım. Umarım öyle değildir. Artin! Ne oluyor Çakal? Mizgin Türk askerin eline geçmiş. Mizgin mi? Ne diyorsun sen Çakal? Bizimkiler öyle bir duyum almış. Eğer öyleyse acil bir şeyler yapmamız lazım. Sen hemen bilginin doğruluğunu teyit et. Araştır bakalım. Ona göre bir şeyler düşünürüz. Tamam. Allah tam evde zeytin peyniri varmış. Yumurta yap desek aç kalacağız ha. Çok acıkmış mı? Sadece ama şuna ekmek versene. Buyurun komutan. Sağ ol. Dün ayıptır söylemesi kelleyi fazla kaçırmışım. O yüzden sabah kuvvetli kahvaltı edemedim. Ama acıktım onu. Stres beni acıktırıyor. Bu sarışının derdi beni gerdi. Yesene gözüm bir şeyler. Yok komutanım, iştahım yok. Siz yiyin, afiyet olsun. Böyle ye. Belki son yemeğin olur. Komutanım, siz böyle söyleyince benim kanım çekiliyor. Oh, çekilsin İlyas. Çekilsin. Eğer bir kızı sevip anasının babasının karşısına çıkamıyorsan çekilsin kanım. Komutanım, o baba değil ki. O kutlanmış paşa. Lan! Şimdi mi aklına geldi kızın babası kim oldu? Çekil, çekilin, çekilin üstünden bir sinirden. Bak. Bak, bak. Bulun komutanım. Gözüm kaydı. Komutanım hep aklımdaydı. Aklımdaydı ama ben bu kızı çok sevdim. Yani ben Ayça'yı çok seviyorum. Ne yapalım? Gönül ferman dinlemiyor. İlyas, madem sevdin, kutalmış paşa ile yüzleşmeyi de göze alacaktın. Selcan baba doğru söylüyor. Komutanım tamam, doğru söylüyorsunuz ama konu öyle değil ki. Yani o koskoca general. Ben Asbay Karaca. Yani ne olacak, ben karşıya çıkıp ne diyeceğim onun? Yani koskoca generale kızınızı seviyorum, kızınızı bana verin mi diyeyim? Adam güler, ne diyecek yani, aramızdaki rütbe farkına bakın. Verir mi kızını bana? Hayırdır lan? Sen kutalmış paşayı ne sandın? O böyle şeyleri takar mı hiç? Yani ne zaman adamın rütbeye göre davrandığını gördün? Görmedim ama konu kızı olunca... Zaten mesele bu İlyas. Konu kızı olunca. Konu kızı olunca kutalmış paşa sadece karşısındaki adamlığına bakar. Ama sen... Sen yanlış yaptın, yüz yedin. Adamın arkasından iş çevirdin. İlk günden çıkacaktın karşısına, söyleyecektin. Anladın mı? Doğru komutanım. Peki şimdi ben ne yapayım? Yapacak bir şey yok İlyas. Senin ruhun el Fatiha. İleride koca yürekli Yörük Haydar komutanımız bize anlatmıştı dersiniz. Gençler. Konu kız meselesi olunca öyle... Başınız oynamayacak. Affedersin Selcan baba. Estağfurullah komutanım. Devam edin lütfen. Öyle aynı anda 40 günlüğü eğlenmeyeceksiniz. Hiçbir zaman her kızın anası babası olduğunu unutmayacaksınız. Biz Türk'üz. Bırak elinin ucuyla dokunmayı, sesinizi bile yükseltmeyeceksiniz. Kadın bizde baş tacıdır. Aklı her zaman bizden öndedir. Biz dedemizden böyle gördük, böyle bildik. Çok laf eşek yüküdür İlyas. Sen dediğimi anladın babalar. Yani bu saydıklarımdan herhangi birinde yamuğun varsa paşanın karşısına çıkma. Ama ben böyleyim diyorsan git konuş. Su akar, yolunu bulur. Anlıyorum komutanım. Oha. Ne güzel konuştun ya. Karın, enerji yaktım konuştukça. Peki komutanım, bir şey soracağım. Şimdi siz 40 tane gönlü eylemeyi dediniz ya. Peki kız 40 tane gönlü eylerse ne olacak? Yok artık babalar. Hatta gönlünü eyleyen diğerini de biliyorsa o zaman ne olacak? Hayırdır? Sen ne ima ediyorsun? Bir şey ima ettiğim yok. Ben komutanla konuşuyorum. Senlik bir şey yok burada. Bana bak. Sana 40 defa söyledim. Benim senden haberim yoktu diye. Oo. Çarşı pazar karışıyor. Ama sonra öğrendin.
O zaman niye görüşmeye devam ettin? He? Oğlum kız ikimizi de idare etmiş lan. İkimizi de parmağında oynatmış. Sen hala gelmiş bana laf sokuyorsun burada. Bırak. Beyler kendinize gelin. Ne oluyor? Yok bir şey komutanım. Eski meseleler. Bunların arası bu yüzden bozuk babalar. Kız meselesiymiş komutanım. İyi gidi gençlik. Lan şeytan mıncırıyor size yemin ediyorum. Aha, kutalmış başı arıyor. Al. Komutanım. Karargâh dönüyorlar. Yüzbaşı Bozkurt. Dinliyorum asubayım. Kılıç timiyle beraberim zaten. Tamam, geliyoruz. Kılıç, karargâh gidiyoruz. Komutanım, ben gelmesem olur mu? Tabii, olur İlyas. Ha. Saçmalama İlyas. Ha. Sercan, Bektaş'a da haber verin. Emredersiniz komutanım. Uf, gazan mübarek olsun İlyas. Hadi bakalım, kaçış yok. Doğru mu? Evet. Mizgin Türklerin elinde. Ay ben böyle işin içine ya. Oğlum. Mizgin bizimle ilgili her şeyi biliyor. Eğer konuşursa var ya. Bütün planlarımız alt üst olur. Peşimize düşerler. Bir şansımız olabilir. Nasıl? Mizgin hala bölgedeymiş. Bölgede miymiş? Türkiye'ye sevki için bekletiliyormuş. Bir sıkıntı çıkmış. Eğer elimizi çabuk tutup nerede sakladıklarını öğrenirsek... onu Türk askerinin elinden alabiliriz. Hmm, tamam. O zaman şiarı kullanabiliriz. Emin misin çakal? O herif girdiği yer işi batırdı. Öyle ama... şiarın şimdilik göz önünde olması bizim güvenliğimiz açısından daha önemli. Bu sefer sen de onunla gideceksin. Kontrol altında olursa her şey istediğimiz gibi olur. Merak etme. Doğru söylüyorsun. Şiar gibi aptalların potansiyelini doğru tahlil edip doğru hareket edersek işimize yarayabilir. Aynen öyle. Almış başı ortalarda görünmüyor. Korkma. Eminsin değil mi komutanım? Allah'ım ne olur bugün gelmemiş olsun. Kaç! Allah! Şaka lan şaka. Komutanım, İlyas bugün kalpten giderse şaşırmam. Bir şey olmaz Selcan baba. Bu tip heyecanlar iyidir. Komutanım öleceğim burada ben. Ya komutanım sakin ol biraz. Kimse senin farkında değil. Hadi gel. Yani genel buradaysa da işe güce dalmıştır. Unutmuştur senin mevzuyu. Doğru unutmuştur. Doğru söylüyorsun ama yani beni gördüğü anlatırlar. Siz ya o zaman benim ölüm fermanım olur. O son bakışını bilmiyorsunuz siz. Yani ruhumu çekti adeta. Konuşma sen de. Gördün beni. Silahını çekti mi? Gördün mü silahını çekti mi? Gördün mü? Gördük abi. Ne? Görmedi oğlum. Rahat ol lan. Komutanım ya. Rahat ol. Allah'ım ben bu korkuyu nasıl yaşayacağım? Yürü yürü yürü. Ben böyle nasıl yaşayacağım ya? İlyas. Komutanım. Bektaş. Alper nasıl oldu koçum? Çok iyi komutanım. Birkaç güne taburcu olacak. Sizlere de çok selam var. Aleyküm selam. Sağ olsun. Oh be. Siz birlikte miydiniz? Evet astsubayım. Olağanüstü bir durum vardı da. Olağanüstü. Ne gibi komutanım? Yani şu gibi gözüm. Kaçınılmaz son yaklaşıyor diyelim. Nasıl? İlyas? Şaka. Eyvah eyvah. Eyvah ki ne eyvah komutanım. Bana eyvah, yazık. Yani bittim komutanım ben. Yani işte insanın şansı olmaya görsün. Böyle oluyor. Benim gibi gençliğiniz heder olup gider.
Komutanım. Gel Jörgen. Komutanım. Bu Mizgin Kod adlı terörist değil mi? Evet Jörgen, ta kendisi. Bir gelişme var mı komutanım? Onunla ilgili başka planlarım var yüzbaşım. Beni apar topar yanınıza çağırdığınıza göre önemli bir gelişme olmalı. Var. Hem senin için hem bizim için. Hatta senin için bir bakıma fırsat Şiar. Yani? Yani Şiar, son rezaletini unutturmak istiyorsan hem bölgedeki herkese hem de örgütün başındakilere. Ne istediğinizi söyleyecek misiniz? Mizgini Türkler yakalamış. Ne? Doğru mu bu? Örgüt için büyük sıkıntı. Hem örgüte hem bize. Büyük sıkıntı. Peki benden ne istiyorsunuz? Aldığımız bilgilere göre Mizgin hala bölgede. Türkiye sınırına geçmemiş. Onu sen kurtarabilirsin. Evet, hala bölgedeyse kurtarmasına kurtarırım ama yeterli adamım yok. Hazırlık yapmam lazım. Adam toplamam lazım. Sen o sıkıntı yapma. Ben hallettim. Geçmişte Mizgin'le beraber çok büyük eylemler yaptık. Mizgin örgüt için önemli adamdır. Eğer onu TC'nin elinden kurtarırsam örgütün bana bakışı değişir. Hatta yönetici kadrosunda önemli bir noktaya gelebilirim. Doğru. Biz de öyle düşündük. Bütün hazırlıkları yaptık. Yanınızda fazlasıyla adam olacak. Artin'le birlikte hazırlanın. Adamlar sizi bekliyor. Artin mi? Artin de mi gelecek? Evet, o da geliyor. Ben hallederim çakal. Artin'e gerek yok. Ben gerek var diyorsam vardır. Mizgini Türk askerini elinden almaktan bahsediyoruz. Son günlerde yaşadıklarımız bunun bize ne kadar zor olduğunu zaten gösterdi. Dışarıda bir sorun var mı? Şimdilik sakin. Ne zaman yola çıkacağız? Haber bekliyoruz Arsubay'ım. Ona göre güzergahı belirleyeceğiz. Emredersiniz. Artın biz hazırız. Aferin Heval. Aferin. Kısa zamanda çok adam toparlamışsın. Kolay değil. Mizgin'i kurtaracağız. Hareket edeceğiz. Hazırlanın. Artin, haber var mı? İstediğimizi elde etmek için önce sabırlı olmamız lazım Şiar.
Üsteğmen Burak Dağcı. Komutanım hoş geldiniz. Yüzbaşı Bozkurt. Üsteğmen, operasyon için hazırlıklara başlayalım. Emredersiniz komutanım. Buyurun. Uyy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 
sizi bekliyordum o. Var mı gelişme? Yok valla hiçbir şey yok. Anladım. Ya Seyf senin şu şey vardı dansın. Neydi o? Adı neydi onun? Mimik. Seyf abi moonwalk, moonwalk. Ha o harikaydı ya. Onu bir daha izlemek isteriz ya. Ama vakit yok işte. Ama en kısa zamanda ben sana dans ederim yine böyle. Biliyorsun çok seviyorum dans etmeyi böyle. Ne geveze adamsın ya. Beni lafa tutma. İyi sen söyle. Sus be. Emredersiniz komutanım. Siz koordinatları geçin, biz hemen yola çıkıyoruz. Paketi hemen hazırlayın. Onu helikopter ineceği noktaya götüreceğiz. Bir tim onu almak için geliyor. Hadi çabuk. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Mizgin Türkiye'ye geçmiş diye bir haber gelirse hiç şaşırmayacağım. Belli ki sizin muhbirler biraz yavaş çalışıyor. Telaşa gerek yok Şiar. Doğru zamanda, doğru yerde olup adamımızı Türk askerinden kurtaracağız. Beklediğimiz haber de geldi. Evet. Tamam, anladım. Adamımız bu konvoyda. Helikoptere bindirmek için götürüyorlarmış. Güzergahları belirledik. Onları oraya varmadan durduracağız. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Hadi topla adamlarını gidelim. Hadi! Afiyet olsun. Sağ ol. Yemeğinizi hemen getiriyorum komutanım. Sağ ol. Sağ ol. Kendine de yemek al. Yanıma gel. Emredersiniz komutanım. Evet Sedat. Mehmetçiğin karavanası. Dünyanın en lezzetli yemeği Mehmetçik'le beraber yenen yemek. Evet komutan. Merhaba Kopus, hoş geldin. Bir gelişme mi var Kopus? Her şey yolunda komutanım. Planlandığı gibi gidiyor. Harekete geçtiler. Çok güzel. Gel otur beraber yiyelim. Ben sonra halledeceğim komutanım. Yok canım, sonunda yemezsin. Sen hatta kahvaltı da yapmamışsındır. Otur otur. Gel, lütfen otur. Buyurun komutanım. Ben hemen yemek alıp geleyim. Çorba harika. Afiyet olsun komutanım. Herkes yerine geçti mi? Evet yar, hazırız. Tamam. Konvoy yaklaşıyor. Hadi bakalım. Mizgini ateş etmeyin ha. Adamları ateş edeceksiniz.
kaş yapalım derken göz çıkarmayın. Mizgin hepimizi ödüllendirecektir. Mizgin öndeki araçta değil. Arkadaki araçta. Kafasına siyah bir şey geçirmişler. Mizgin arkadaki araçta. Kafası kapalı. Adamları ateş edin. Mizgin'e bir şey yapmayın. Dikkat edin. Lanet olsun. Bizi kandırmışlar. Mizgin ortada yok. Ben bunu tahmin etmeliydim. Üsteğmen Hakan Önder komutanım. Yüzbaşı Bozkurt. Mezgin misin, mezgit misin, ne? Yemin ediyorum seni eşek sudan gelinceye kadar döverim. Sonra da arkadaşlarıma veririm. Leşini götürürüz Türkiye'ye. Sustu. Sustu. Yolda bir şey oldu mu? Yok komutanım, her şey planlandığı gibi. Güzel, hadi bakalım. Kılıç, şerefsizin burada olmadığını anlamıştır ahmaklar. Yakaladığımız teröristi bizden almak ha. Yok öyle ya bu! Sıkıyorsa bulun da alın. Komutanım, şiar saldıran grubun içinde midir? Buradadır Sercan Baba. O lavuk buralarda bir yerdedir. Sen niye ateş etmiyorsun Şiar? Bu askerler benim kampımı basan askerler. Fena tongoya düştük. Başımıza bela oldu bu tim. Şiar, tam tersini düşün. Evet, Mizgin'i kaçırmış olabiliriz ama bu Türk timini öldürmek bizim elimizde. Üstünlük bizde, hadi, hadi. Haklısın, haklısın. Onlara Şiar'ın kim olduğunu göstereceğim. Siz de ateş edin lan, devam. Havalar Şiar'ı gören var mı? Ne yaptınız Artın? Durum sıkıntılı. Türk askeri bizi çok pis oyuna getirdi. Şu an çatışıyoruz ama saldırdığımız grupta Mizgin yok. Öyle sanmamız için her şeyi planlamışlar. Mizgin'i çoktan Türkiye'ye götürdüler yani. Bu Türk askeri de çok oluyor ha. Evet. Ayrıca şu an çatıştığımız askerler Şiar'ın dediğine göre Şiar'ın kampını onun başına yıkan timmiş. Hepsini öldürün lan. Hepsini öldürün. Oradan tek bir Türk askeri bile sağ çıkmayacak. Anladın mı beni? Tamam. Tamam çakal. Umarım işler yolunda gider. Gitmezse ne yapacağını biliyorsun. Tamam. Hadi bakalım Şiar. Bu sefer istediğimiz gibi olacak mı? Olacak, olacak. Komutanım, Şiar burada. Saat 3 yönünde. Ulan sıfatına tükürdü. Komutanım, kaçırdım. Sabırlı ol Bektaş Baba. Halledeceğiz. Şerefsiz, son anlarının keyfini çıkarsın. Kılıç, hedefiniz Şiar. Onu almadan dönmek yok. Büyük bir zekle komutanım. Şenlik daha yeni başladı zaten komutanım. Ne demişler? Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Bizden kötek yemeye doymadı şerefsiz. Bu işe bugün son vermek gerekiyor. İyi beni,
Karargâh bilgi ver. Şiar yemi yuttu. Emredersiniz komutanım. Karargâh. Hiç sesin çıkmıyor. Uyuyor musun yoksa? Olur mu öyle şey komutanım? Görevimin başındayım. Aferin Karargâh. Hayır, yaşadığın şok belki uykunu getirmiştir. O mahallette söyledim babalar. Yok komutanım. Yani şok falan yaşamadım. Yani yaşadım ama atlattım. Şu an gayet iyiyim. İyi ol tabii sarışın. İyi ol babalar. İyiyim komutanım, iyiyim. Merak etmeyin. Yavuz, kılıç diminin tamamı yola çıktı değil mi? Asubay Çiğiltepe ve İlbeyli'yi söylüyorsanız komutanım, döndüklerinde bir sorun yoktu. Tamam, çok iyi. Bir şey soracağım Kopuz. Bu Kravin'de bana suikast düzenlendiğinde yardımcı olan Asubay'ın adı neydi? Asubay İlyas Karaca komutanım. Ha, İlyas Karaca. Bu iyi bir asker herhalde. Cesur bir çocuk değil mi? Evet komutanım, cesur bir askerdir. Korkusuz, gözü pek. Diğerleri gibi ona da kefil olurum. Neden sordunuz komutanım? Komutanım, Kılıç Timi Şiar ve adamlarıyla sıcak temas kurdu. İzninizle komutanım. Ben odamdayım. Gelişmelerden haber ver. Emredersiniz. İlyas, babalar. Başıma bir arkadaşımın hikayesini anlatayım. Seni düşününce aklıma geldi. Komutanım, konu aşk mı? Savaş, gözüm. Adam boş boğaz işte. Ağzını bağlasan bile susmaz. Öyle de diyebiliriz. Savaş baba, çocukluk aşkı. İlkokulda Cemal diye bir arkadaşım vardı. Bizim sınıftan bir kıza aşık oldu Serap diye. Komutanım? Ona da yapma dedim. Etme babalar dedim. Yapma dedim. Ama dinlemedi babalar. Vallahi dinlemedi. Vallahi komutanım, ben de merak ettim şimdi. İşte tutturmuş. Ben aşkımı ilan edeceğim diye. Yapma dedim, etme dedim yine. Baktım olmuyor. Kıza şak. Şak kadar aklı mektup yazdık. Sonra? Gittik babalar. İzlice. Kızın çantasına koyduk. Komutanım sonra ne oldu peki yani? Kız şiiri okuyunca ne dedi? Babalar. Kız mektubu okudu mu bilemedim ama. Kızın babası okumuş. Kızın babası da yani benzetmek gibi olmasın ama böyle. Heyilla izbandut yani kurtarmış paşa gibi bir adamdı. Eyvah. Yazık ya. El kadar çocuğa yazık komutanım ama. Yok yok babalar, yazık olmadı. Sonra evlendiler. 3 tane çocukları oldu. Gerçekten mi komutanım? Lan sana yalan borcun mu var sarışın? Komutanım, teröristlerin arasında Çakal'la beraber gördüğümüz adam da var. Şu robot resmi çizilen. Saat 10 yönünde. Kardeş, o iki herifi canlı alırsak iyi olur. Dikkatli olun. O iki şerefsiz şeytanla dans ediyor, unutmayın. Allah kahretsin. Şeyh Muz, sağ tarafta adam kanlamış. Takviye yapın. Ben soldan çevireceğim. Soldaki adamlar benimle gelin. Sağdan sızıyorlar. Sercan, Görkem. Sağ taraf sizde. Emredersiniz komutanım. Kılıç, baskı atışı. Sercan, emrimle çıkıyorsunuz. Kılıç, bas! Bastırdı ateş! Kılıç, Şiar lavabonun yerini bilen var mı? Olumsuz komutanım. Zahmet olsun. İlmeyli, Sercan! Sağ tarafı biçin!
Ellerin dert görmesin gözüm. Aferin İlbeyli. Sağ olun komutanım. Nerede bu? Nerede bu? Artil! Artil neredesin? Artil neredesin? Kaçtı mı yoksa bu? Zora gelince tabii. Sercan baba, seni göremiyorum, iyi misin? Sercan! Kılıç, çıkıyoruz. Baba temizliğe başlamış. Lavuğu canlı almak istiyor. Komutanım, ortam müsait olsaydı da şu dayağı film seyreder gibi seyretseydik. Aynen çekiş baba, şöyle çaylarımızı alıp falan ha. Komutanım, bence TMNF'den dövüş sanatları dersi alabiliriz yani. Sen hiç merak etme Savaş. Ben karargaha dönünce size dövüş dersleri yazacağım. Bence de komutanım. Birkaç ders onlar için iyi olacaktır. Ulan Savaş, ulan kendini yakıyorsun her defasında. Beni niye yanında yakıyorsun? Sarışın, gel benimle. Emredersiniz komutanım. Dev gibi adamsın ama bir kızdan dayak yiyorsun. Lafa gelince havalar 1500, icraata gelince fos. Artin. Bu da sana son kıyağım olsun. Karşılığını alırım. Fazlasıyla. Şehit olmak için acele ediyorsun ha? Tamam, öyle olsun. Biraz dikkat et!
İlyas duyuyor musunuz? Kılıç, İlyas var orada! İlyas, komutanım. Sarışın dayan. İlyas dayan. Ha, İlyas! İlyas! Dayan Asubay'ım. Dayan, aç gözlerini. Komutanım! Komutanım, bir şey söyleyin! Komutanım! İlyas iyi değil mi komutanım? Nabız var komutanım. Asubay'ım dayan. Görkem, hemen karargahı ara. Buraya bir helikopter göndersinler. Hemen! Hemen edersiniz komutanım. Savaş, Ali, Bektaş, buraya kimseyi yaklaştırmıyorsunuz, anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Dayan, dayan aslanım, dayan. Sarışın, sarışın, şimdi olmaz aslanım. Şimdi olmaz. Sen daha generale hesap vereceksin, şimdi olmaz. Şimdi olmaz İlyas. Komutanım. Asubay Gür. Asubay İlbeyli. Asubay İlyas vuruldu. Çatışma bölgesine acil helikopter lazım. Hemen hastaneye götürülmesi lazım. Komutanım, Asubay Karaca ağır yaralanmış. Ver kızım. Asubay İlbeli komutanım. Asubayım, hemen komutanla görüşmek istiyorum. Orada neler oluyor? Emin siz komutanım. Başak, Sınır Tugay'ını ara. Bir helikopter kalkış için hazır olsun. Emredersiniz. Dayan Asubayım. Komutanım, Kopuz Albay sizi istiyor. Teğmen'i ver. Teğmen Efe komutanım. Haydar Yüzbaşı şu anda sizinle konuşacak durumda değil. İlyas'ın durumu kötü, çok kan kaybediyor. Helikopterin bulunduğumuz konuma inmesi şart komutanım. Teğmen'im, helikopter oraya inecek. Ama bu nereden baksan 15 dakikayı alır. Dayanabilecek mi? Dayanacak komutanım. Elimizden geleni yapacağız. Tamam Teğmen'im. Helikopter bulundukları yere inecek Asubay'ım. Bana hemen Sınır Tugay'ını bağla, hemen. O helikopter oraya inecek. Emredersiniz komutanım. Gel. Hayrola Kopuz, kötü bir haber mi vereceksin? Komutanım, sıcak çatışma devam ediyor. Ancak Asubay Karaca yaralanmış. Durumu ağır. Asubay Karaca mı? Artin! Artin, iyi misin? Neredesin? Gerizekalı. Aptal herif. Alo çakal. Artin. Beni hemen aldır. Yaralandım. Hemen diyorum. Ne yaptınız? Asker iş tamam mı? İşler yine ters gitti. Şiar ve adamları hala çatışıyor. Ben uzaklaştım. Şiar'ın şansı varsa kurtulur. Kaçtın değil mi? Neyse, bu benim için daha iyi. Türk askerini tek başına indirmiş olurum. Komutanım, İlyas nasıl? İyi olacak değil mi komutanım? İlyas dayan, dayan İlyas baba, dayan. Şiar'ı indirdik. İndireceğiz aslanım, sen yeter ki dayan, tamam mı? İndireceğiz. Seni helikoptere bindirelim. Sıra Şiar'ı yerin dibine gömmeye gelecek. Sen merak etme, sen yeter ki dayan babalar, tamam mı? Komutanım, helikopter geliyor. Oh, şükürler olsun. Helikopter geldi İlyas baba. Sık dişini İlyas, sık. Komutanım.
General... beni affeder mi? Sen bunları düşünme aslanım, tamam mı? Sen bunları düşünme. Sen sadece dayanacaksın, tamam mı? Söz ver bize. Söz komutanım. Helikopter. Askeri kaçırmaya mı geldin? Şunu indirecek silah hazırlayın hadi. TC'nin gövdesine bir delik açalım da havası insin. Bir daha. Komutanım, helikopteri indirmeye çalışıyorlar. Bektaş baba, o silahı da, o silahı kullanan iti de indir hemen. Hemen indir onları. Emredersiniz komutanım. Lanet olsun. Komutanım, adam da silah da imha edildi. Helal sana Bektaş baba. Kılıç baskı atış haydi. Karımız hala devam ediyor. Olsun iyileşeceksin. Bana söz verdin babalar. İyileşeceksin. Anlaşıldı. Komutanım, helikopter Asubay Karaca'yı çatışma bölgesinden almış. Ankara'ya getirmek üzere yoldalar. Hastaneye de gerekli bilgiler verildi komutanım. Tamam kızım. Komutanım, izin verirseniz çıkabilir miyim? Evet. Gidemedim Başak. Gidemedim. Onun bu halde olduğunu bilip gidemedim. Yapamadım. Sanki şu karargâhtan çıkıp gitsem... bir şey gelecek başına, bir şey olacak. Onu bir daha göremeyecekmişim gibi hissediyorum. Thank you.
İlyas. Başak. Alo Başak, bir şey mi oldu? Ayşe. Sana önemli bir şey söyleyeceğim. Ama bak sakin olacaksın, tamam mı? Başak. İlyas'a mı bir şey oldu? Şiar itini almadan dönmek yok. Ateş kes. Ateş kes. Yavaş yavaş çekiliyoruz buradan. Bizi öldü zannedecekler. Hadi. Hadi yavaş yavaş. Kılıç. Kontrollü bir şekilde çıkıyoruz. Şiar iti kaçmış. Diğer adamı da kolundan vurdum ama kaçmayı başardı komutanım. Adı Artin'di. Telsizden öyle seslendiler. Artin. Artin. Uydu. Assubay Gümüş. Yüzbaşı Bozkurt. Emredersiniz komutanım. Komutanım, Yüzbaşı Bozkurt. Yüzbaşım dinliyorum. Komutanım. İlyas'ın durumu nasıl? Hastaneye ulaştı mı? İlyas'la ilgili olumsuz bir durum yok. Helikopter şu anda hastaneye varmak üzeredir. Siz ne yaptınız? Biz iyiyiz komutanım. Ancak Şiar ve şu çakalın iş tuttuğu adam kaçmayı başardı. Tespit ettiğimiz kadarıyla ismi Artin komutanım. Eğer peşlerine düşersek... Onları bulabiliriz. Fazla uzaklaşmış olamazlar. Emriniz nedir komutanım? Tamam, tamam yüzbaşım. Siz devam edin. Biz de uydu görüntülerini takip ediyoruz. Emredersiniz komutanım. Kılıç. İntikam vakti. İlyas! İlyas yavaş olun. Yavaş olun. Dikkatli olun. Yavaş, yavaş. İlyas iyi misin? Tamam, İlyas,
İlyas iyi olacak. İlyas iyi olacak. Bir şey yok. Şimdi ameliyata alacaklar. Şimdi ameliyata alacaklar. İyileşecek. Ayça bir şey yok. Yok komutanım. Kimse görünmüyor. Asubey Beli. Emrensiz komutanım. Yüzbaşı Bozkurt'u emredin komutanım. Yüzbaşım. Kuzeyinizdeki bir noktada küçük bir hareketlenme var. Şiar ve adamları olabilir. Koordinatları size geçiyoruz şimdi. Yörük dikkatli olan. Emredersiniz komutanım. Görkem, Selcan. Kopuz albay yerlerini bulmuş, koordinat geçecekler. Hemen kontrol et. Emredersiniz komutanım. Komutanım, şu yönde ilerlersek karşılarına çıkabiliriz. Anlaşıldı. Kılıç, uçuyoruz. İşler hiç planladığımız gibi gitmedi Artil. Sıkıntı çıkaracaklar gibi. Kuzeyde rahat hareket edebilmemiz için burayı fazlasıyla rahatsız etmemiz gerekiyordu ama. Yapacak bir şey yok çakal. Mizgin çoktan ötmüştür. Bizim de gitmemiz gerekiyor. Türk askeri bizden hep bir adım önde oldu. Bizim de bir sonraki adımımızı düşünmemiz gerekiyor. Araçları hazırlayın hemen. Tamam patron. İşte bu kadar. Şiar ne yaptı acaba? Şiar eğer hala hayattaysa başının çaresine bakması lazım. Heh, İtihan çomağı hazırla. Hala hayatta olmasına şaşırdım. Merak etme. İşin bittiyse de gidelim. İyiyim. Hadi. Çakal telefonu açmıyor. Artin desen askerden dayağı yiyince topukladı. Bunlar kesin bir şeyler çeviriyorlar her neyse. Şuradan bir çıkayım hallederim. Kılıç emrin bekleyin. Atış serbest. Vurdular beni. Savaşıyor muydun? Asker. Bir sakin ol. İstersen anlaşabiliriz ha? Anlaşma. Gel anlaşalım gel.
Lan! Gün anlaşma günü değil Şiar. Gün dökülecek kan günü. Anladın mı beni? Dökülecek kan günü. Bak, söyleyeceklerim TC için kıymetli olabilir. Ulan hepiniz aynısınız be. Nekleri. Artin nerede? Artin? Bilmiyorum. Bilmiyorum, kaçtı herhalde. Peki çakal? Çakal. Çakalın çoktan her şeyden haberi olmuştur. Asker, onların arkası kuvvetli. Türk askerinin gücü onlara yetmez. Belki bölgeden ayrılmışlardır bile. Hadi. Hocam nabzı durdu.